1907 Fenerbahçe, geçtiğimiz gün oynanan World's Play-in gruplarından birinci olarak çıkmayı başardı. Tabii biz de bunun coşkusu ve sevinciyle hemen bayrakları astık. Şimdi geldik son engele. Artık karşımızda Brezilya temsilcisi Team One var. Yalan yok, yıllarca Brezilyalılardan epey bir çektik. Hele o geçen sene Brezilya'daki Inns maçları bizi derinden yaralamıştı. Bu sefer karşımızda başka bir Brezilya takımı olan Team One var. Team One sürpriz bir şekilde play-in'e katıldı ve yine sürpriz bir şekilde grubunu ikinci bitirmeyi başardı. Takımımız 1907 Fenerbahçe bu eşleşmede favori olarak görünüyor ama yine de dikkat etmek lazım. Çünkü Team One'ın sağı solu pek de belli değil. Peki Team One'ı nasıl Brezilya'ya geri postalayabiliriz? Gelin hep birlikte inceleyelim. Samba yapma sırası şimdi bizde. Team One'a grup ikincilerinin zayıf halkası dememiz aslında yanlış olmaz. Takım oyuncularının hepsi genç ve tecrübesiz. Zaten bu tecrübesizliğin sıkıntısını Team One grup maçlarında fazlasıyla çekti. Grubundaki ilk 3 maçta neredeyse skor dahi alamayan Team One, koridor aşamasında oldukça güçsüz görünüyor. 1907 Fenerbahçe'nin daha ilk dakikalarda gücünü gösterip oyunu erken aşamada domine etmesi şart. Team One'ı geçtiğimiz günlerde sıkça meta dışı şampiyonlar oynarken izleme şansımız oldu. Rakibin şaşırtıcı seçimlere gitmesi belki de 1907 Fenerbahçe'yi zora sokabilir. Ama sağlam bir takım oyunuyla bunun da üstesinden gelebiliriz. Takım savaşlarında fazlasıyla dağınık görünen Brezilyalı ekip, savaşlarda ve makro oyunda sıkça hatalar yapmakta. Temsilcimiz 1907 Fenerbahçe grup maçlarında takım savaşlarının ustası olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Team One'ın fişini yapacağımız etkili takım savaşlarıyla çekeceğiz gibi görünüyor. Bunların dışında takımın üst koridoru VV World ayrık ittirmeyi seven bir oyuncu. Gruplardaki galibiyetlerden biri de böyle gelmişti zaten. VV World'e karşı ışınlanımızı saklamalı ve doğru kullanmalıyız. Yoksa bir bakmışız üst koridor aniden dümdüz olmuş. Burada görev kaptana düşüyor. Taldrin zaten işini bilir. VV World'e nefes dahi aldırmaz. Orta koridorda iki tane Brezilyalı Marf ve Brucer değişerek forma şansı buluyorlar. Daha önce göze çarpan oyuncu olan Marf, nispeten takımını sırtlayan isim gibi görünüyor. Marf'ı erken oyunda geriye düşürmeyi başarırsak Brezilyalıların en büyük tehditlerini sonlandırmış oluruz. Grup oyunlarında Frozen ve Crash'in gösterdiği koridor sinerjisi zaten Marf'a çok fazla şans tanımayacaktır. Team One'ın ormancısı Forlan erken oyunda bir şeyler yapmaya çalışsa da sonu genellikle hüsranla sonuçlanıyor. Crash'in agresif oyunları ve karşı ormana girerek Brezilyalı oyuncuyu rahatsız etmesi ya da orman kamplarını çalması Forlan'ı epey geriye düşürecektir. Sonuç olarak erken oyuna hakim olmalı ve objektifleri kaçırmamalıyız. Takım savaşlarında zaten üstünlüğümüz var ve bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağız gibi görünüyor. Bir de Padden'ı oyun sırasında sakinleştirmeli ve 4 kişinin arasına atlamasını engellemeliyiz. Ondan sonra ver elini Worlds 2017 grupları!